Canan Yurdakul, sunuculuğunu üstlendiğim bu anlamlı gecede Kaster Genel Merkez Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Gala gecemizin açılış konuşmasını yapmak üzere Kaster Genel Başkan Yardımcımız ve 37. Yıl Etkinlikleri Komisyonu Başkanımız Sayın Rahmi Sezer'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanlarımız, Kastamonu'nun çok değerli iş insanları ve çok değerli siyasetçileri, SDK'larımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Kasterimizin kuruluşunun 37. yılı nedeniyle 2022 yılını dolu dolu geçirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla etkinliklerimizi sizlere tanıtmak için düzenlemiş olduğumuz Gala yemeğimize hoş geldiniz. Kaster Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 37. yılında Kastamonu'muzu 41 şubemiz ile kahramanlarını, tarihini, kültürünü, sanatını, turizmini, dini ve milli değerlerini Kastamonu'muzu tanıtmak için programlar hazırladık. 2022 Kasterimizin yıl 37. yılı etkinliklerin tanıtım Gala gecemize hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. 37. yıl etkinlik takvimimizin sunumunu yapmak üzere Genel Başkan Vekilimiz Sayın Kubilay Salih vatandaşı kürsüye davet ediyorum. Kasterim doğum günün kutlu olsun. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, bürokrasideki Kastamonu'nun değerli temsilcileri, iş dünyamıza yön veren değerli hemşehrilerimiz, siyasetin ve STK'ların yorulmaz savaşçıları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Kasterimizin 37. yılında Gala yemeğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yıl 1985, bir bahar günü, 7 güzel adam bir araya gelerek Kaster, Kastamonu Dayanışma Derneğimizin temelini attılar. Ve o bahar gününde kurulan dernek, gurbetteki Kastamonulara her daim bahar yaşatmak için adeta bir yuva oldu. Bu çatı altında yıllar geçti ve çatı altında Kastamonumuza ve gurbetteki Kastamonulara hizmet aşkıyla tutuşan değerlerimiz geçti. Yardımlaşma ve dayanışmanın düsturuyla gurbetteki hemşerilerimizin dayanışma içinde hem gurbete hem sıraya yardım etti uzatan, her ihtiyaç duyulduğunda koşan bir derneğimiz oldu. Hazırlamakta olduğumuz Kaster 37. yılı anmalarımızda tüm bu hikayeleri hep birlikte okuyacağız. Kâh güleceğiz, kâh hüzünleneceğiz ve kâh geçmişe dalacağız 37. yılımızda. 37. yılda çıkış noktamız geleneksel hale gelmiş programlarımızı üç çerçevede uluslararası konuma taşırken yeni programlarımızı geleneksel hale getirmek. Mevzu vatan olduğunda her daim en önde koşan biz Kastamonlar, kahramanları hep birlikte anarken manevi değer ikliminde bir coğrafyanın manevi direği Şeyh Şabani Birliği anlayacağız ve her daim geçmişime sahip çıkıp anacak, anlayacak ve anlatacağız. Kastamonumuzun bugünkü değerlerini bugünün hayat denen mücadelesinde yön verenlerimizle buluşacağız. 37. yılımızda Kastamonu'nun ellerini seçeceğiz. Hep birlikte kültürümüze, sanatımıza, tarihimize, turizmimize, sporumuza, gastronomimize destek vereceğiz. Eserler bırakacağız. Kâh şairlerimiz Orhan Şahin Gökçen, Behçet Necati Gül, Oğuz Atay, Rıfat Ilgaz'ın şiirleriyle buluşup bir eser haline getireceğiz. Kastamonu'nun geleceğine kâh kurucumuz, emanetimiz, sevgili Yavuz Baldık abimizin şiir kitabını okuyacağız hep birlikte. Ve en önemlisi, gerçekten en önemlisi, çocuklarımızın gurbette başlarını sokacakları bir yuva olsun diye Bağcılar'da bir kız yurdu yapacağız. Aynı zamanda da önümüzdeki dönemde bir erkek yurdu yapıp bunlarla taşlandıracağız. Velhasıl 37. yılda gurbetteki Kastamonu'ları her
dolu bir gün, bir yıl yaşatmak için yola çıkacağız bu akşam. 2022 yılı 37. yılda Kastamonu'yla dolu bir yıl yaşanacak. Bakabildi biliyorsunuz 2023 yılı var. 2023 yılı Kurtuluş Mücadelesi'nde şehri Kastamonu'da, Kastamonu'nun Cumhuriyet'in 100. yılında Kastamonu temasıyla yaşayacağız. Ve son söz 2023 yılı ve 2024 yılı önümüzde ülkemizin kuruluşundan bugüne her daim en ön safta mücadele veren biz değerli Kastamonu'ların ülke yönetim saflarında da demografik çoğunluğun yönetimsel çoğunluğa döneceği ve ülkenin yönetiminde söz sahibi olacağı yıllar yaşayacağız. 37. yılımızdaki tüm programlarda buluşmak dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kastamonu'nun İstanbul'daki lideri, vizyonerliği ile camianıza değer katan Kaster Genel Başkanımız Sayın Remzi Şen'i selamlama konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Kastamonu iş dünyasının çok değerli iş insanları, kıymetli kaymakamlarımız, İstanbul dışından gelen Kastamonu STK'larının çok değerli başkanları, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizleri hem şahsım adına hem de İstanbul'da yaşayan 1,5 milyondan fazla Kastamonu hemşehrimiz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, şerefler verdiniz. Evet değerli konuklar, bundan tam 37 yıl önce 1985 yılında arkadaşlarım da bahsettiler. Dünyanın başkenti, dünyanın incisi bu koca şehri İstanbul'da çok değerli büyüklerimiz bir araya gelmişler ve İstiklal Şehri, Evliyalar Diyarı, Kadim Türk Şehri Kastamonu'muzu konuşmak, Kastamonu'muzu anlamak, Kastamonu'muzu anlatmak ve Kastamonu'muzu tanıtmak üzere bir araya gelmişler. İşte bu bir araya gelişin, birlikte yürüyüşün 37. yılını büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlanıyoruz değerli dostlar. Kaster 3 ana amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir ve sürdürecektir. Bunlardan birincisi, Türkiye'nin neresinde yaşıyor olursa olsun tüm Kastamonlu hemşehrilerimizle yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak, Kastamonu'nun ve Kastamonların Türkiye'deki gür sesi olmaktır. İkincisi, kadim şehrimiz Kastamonu'muzun tanıtılmasına ve kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Üçüncüsü ise yaşadığımız bu beldelere, bu ilçelere ve bu şehirlere sahip çıkmaktır. Sayın Bakanım, çok kıymetli misafirler, Kaster bu amaçlarını gerçekleştirmek, hedeflerine ulaşmak üzere İstanbul'un tüm ilçelerinde, Kastamonu'da, Yalova'da örgütlenmesini tamamlamış, şubelerini kurmuş, genel merkeziyle 41 şubesiyle 100 binden fazla üyesiyle sadece bir hemşeri derneği değil, aynı zamanda İstanbul'da çok güçlü bir STK olarak da yerini almıştır. Sayın Bakanım, kıymetli vekillerim, kıymetli misafirler, sözlerime son verirken derneğimizin kurucu çok değerli büyüklerime, benden önce görev yapan tüm genel başkanlarıma, yöneticilere, şube başkanlarına, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ahirete göç edenlere Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Yaşayan
değerli dostlarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Şu anda genel merkezimizde ve şubelerimizde görev yapan tüm arkadaşlarıma, başkanlarıma, çalışma arkadaşlarıma emekleri için, gayretleri için, çalışmaları için çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, sayın milletvekillerim, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, gönlü Kastamonu sevdasıyla dolu olan değerli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burada olmaktan, aranızda olmaktan da çok mutluyum, bahtiyarım. Şimdi bu özel bir yemek, bir gala yemeği. 37. yıl dile kolay. Tabii 37 yılda nereden nereye geldik? Demin gösteride de vardı, slaytlarda vardı. Önce emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Ayaklarına taş dolanmasın. Hemşerilerimizle bir araya geldik. Ne mutlu bize. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Her şey Kastamonu için diyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanım, değerli milletvekiller, hemşerim, Kastamonu Belediye Başkanımız, ülke amirlerimiz, diğer belediye başkanlarımız, Kastamonu'nun çok değerli iş insanları, İstanbul'da bulunan bütün Kastamonu derneklerinin, örgütlerinin çok değerli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ve ev sahibimiz Kaster'in çok değerli genel başkanı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kaster'in düzenlemiş olduğu bu 37. kuruluş yılı gecesinde sizlerle beraber olmaktan dolayı son derece mutlu oldum. Şimdi sunucu arkadaşımız Kaster'in başkan yardımcısı beni Fahri Kastamonulu olarak tanıttı. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Kastamonu'da Çatalzeytin'de ilkokul okudum. Bu nedenle Kastamonu'yla bir gönül bağım var. Ama onun ötesinde Kaster topluluğuyla öteden beri güzel bir ilişkimiz var. Sayın Remzi Şen eksik olmasın, beni bütün etkinliklerde arar, davet eder. Ben de bulunmaya gayret ederim. Bu akşam da onlardan birisi. Bu katılım için, bu davet için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şimdi hepiniz, yani burada bulunanlar Kastamonulusunuz. Kastamonu'da doğdunuz. Ya da Kastamonu'da doğan anne babanın çocuklarısınız. Doğal olarak Kastamonu'yu seviyorsunuz. Bu çok doğal bir şey. Ama asıl önemli olan bence Kastamonu'da doğmadan Kastamonu'yu seviyor olmak. Ben o gruptanım. Kastamonu'yu seviyorum. Kastamonu'ları çok seviyorum. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Kastamonu sevgili hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kastamonu, her ne kadar başkanımız az önce söylediği şehirleri indirilebileceğinden bahsetti. El hak doğrudur. İnsanlar doğar, büyür, ölür. Devletler kurulur, büyür, ölür. Şehirler de kurulur, büyür, ölür. Ama Kaster 37 yıldır sağ olsunlar, var olsunlar, müthiş hizmetler yaptı. Ama benim gözümde Kemal Akar abinin tabii özel bir yeri vardır. Çünkü ben Kemal abiyi tanıyana kadar her ne kadar siyasetin içindeysem de Kastamonlu olduğumun bilincinde olmadan siyasetin içindeydim. Kemal abi de bana bir fırça attı. O gün bugündür artık bir Kastamonlu olarak da siyaset sahnesinde yer almaya çalışıyorum. Ancak bakıyoruz Kastamonlular az önce sayıldı, edebiyatta var. Reklam yapmazlar ama Türk sanayisinin bel kemiğini Kastamonlular oluşturuyor. İstanbul'da Kastamonu'daki nüfusun 3 katına yakın Kastamonlu yaşıyor. Ama koskoca İstanbul'da 1 milyon Kastamonu'yu bir tane vekil temsil ediyor. İşte bunu bozmak mecburiyeti.
Bu kadar basit olmamalı. Siyasetin Kastamonulara karşı kör, Kastamonulara kadar sağır olma anlayışını bozabilmek ve Kastamonu'nun hak ettiği temsili almak mecburiyetindeyiz. Bunu başarmayı hep beraber ümit ediyoruz. Sizlere saygıyla selamlıyorum. Kasterimizin 37. yılını yürekten kutluyorum. Bu güzide kuruluşu bugünlere getiren değerli büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Aramızda olanlar var. Yavuz abi var, Sat abi var. Genel başkanlarımız Orhan Bey, Yücel Bey, Derya Bey var. Atif Bey'i görüyorum. Suudi Topal, Kemal Akar, daha niceleri değerli dostlarımız var. Şube başkanlarımız var. Diğer illerden gelen STK önderlerimiz var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Halen görevde olanlara diyeceğim şudur. Artık dünya yeni bir düzene gidiyor. Yeni alametler var. Dünya eski dünya değil. Devletler bu yeni düzene ayak uydurmak zorundalar. Aileler bu yeni düzene ayak uydurmak zorundalar. Yaşayan canlılar olarak sivil toplum örgütleri de illaki kendi düzenlerini, kendi dinamizmlerini bu gelişen dünyanın dinamiklerine uydurmak zorundalar. Yani teknolojiyi önceleyecekler. Yani dünyanın evrensel değerlerini özümseyecekler. İklim değişikliği gibi, çevre gibi, insan hakları gibi konularda önce olacaklar. Onlara tavsiyem bu. İkincisi, değerli hemşerilerime, bu arkadaşlarımızı yalnız bırakmayın. Siz onlara ne kadar güç verirseniz, onlar sizin sorunlarınızı çözme konusunda o kadar başarılı olacaklar. Toplantılarına katılın, iş yerlerini ziyaret edin, binalarını ziyaret edin. Dolayısıyla onlar sizin bulunduğunuz yerlerde sesiniz nefesiniz olacak. Hepiniz hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sayın Bakanımız, sahneden bırakmıyoruz. Bir plaket töreniniz bulunuyor. Derneğimize kıymetli katkılarından dolayı danışma kurulu üyemiz Sayın Muhittin Tığlı'ya ve Taşköprü Dernekleri Federasyon Başkanı Sayın Halil Hasanoğlu'na plaket takdim edilecektir. Plaketini almak üzere danışma kurulu üyemiz Sayın Muhittin Tığlı'yı sahneye davet ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kastamonu sevdalısı Halil Hasanoğlu kardeşime katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. 37. yılda böyle bir plaket almak bir kere özel. Ümit Şafak abimden almak ayrı bir özel. Deminden gördüm, işte burada gösterildi, rahmetli büyüklerimiz kurmuşlar. Bugünlere gelmişler. Bugün de 37. sene. Bu yemekten önce yandaki genel merkezde çok güzel bir genel merkez var. Sayın Recep Şen Başkanlığı'nda bu yönetimi yaptığı. Orada uzun bir toplantı yaptık. İnşallah yeni bir başlangıç olacak. Sayın Bakanımızın önderliğinde 37. Gala Gecesi'nde hayırlı inşallah güzel bir şey olacak. Bu ödül de çok güzel zaten. Bu geceye benimle beraber katkı veren Enes Kaymakamı yeğenim Şükrü Göktaş'ı buraya davet ediyorum. Lütfen. Edirne Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya kardeşimi davet ediyorum. Taşköprü Belediye Başkanımız Abdullah Çatal Başkanımın da çok büyük emekleri var. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.